Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Bu şeyden yararlanıyorsunuz herhalde. 75 yaş üstü uygulamasında. Nasıl buldunuz? Ne yaptınız? Bugünkü programınız nedir? Size de soracağım kısaca da. Bu vaziyette olmadı. Olmadı diyorsun. Niye? Hayırdır? Pazar günü yağdım. Bir işi göremedim. Pazar günü olduğum bir iş göremiyorum diyorsun. Yani hafta içi bir gün olsun diyorsun. İlaç alacaktım. İlaç alamadım. İlaç alamadım diyorsun. Kaçkara mı gider? Nöbetçi eczane olması lazım. Yok mu burada şu anda? Nöbetçi oradadır. Ha, uzaktadır diyorsun. Oraya da gidemiyoruz diyorsun. Tamam. Evet, oraya denk geldi diyor. Biz sizi bir tanıyalım. Sizi, isminiz neydi? İsmin neydi sen? Niyazi Bey, sen de herhalde bu 65 yaş üstünden yararlanıyorsun. Evet. Ne yaptın? Bugünkü programın nedir? Pazar günü olduğunda ben memnun değilim. Pazar günü memnun değilsin diyorsunuz. İşlerim vardı, yapamadım. Bankaya gidemiyorum. Evet. Maaş alma. Gidin. Onları gerçi yapıyorlar Niyazi Bey. Yani o telefon ettiğin zaman başkaları da yapıyor ama. Yapacak. Başka bir yönden yapacak, mesela. Yapacak bir şey yok. Yani biraz daha açık olsa etraf da diyorsun daha. Hastalık dolayısıyla böyle oldu. Evet, ne öyle. Evet, bugün biraz da uzadı 18'e kadar. Evet. Uzadı. Bugün sadece gelip burada mı oturdunuz? Başka bir yerlere gittiniz mi? Gitmedik. Biraz dolaştık. Biraz dolaştınız. Evet, evet. Sizi tanıyalım. Siz bugün ismin neydi? Sizin isminiz neydi? İsmim Kemal Kam. Kemal Bey, evet. Bugünü değerlendiriyorsunuz. Sizin nasıl geçiyor gününüz? Bir söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Var ki anne, eşi var ama kime diyeceğim olsun? Gel. Buraya diyeceksin, ben de ileteceğim. O kime diyecek? Bu da yetkili insanlara duyuruyorlar sesinizi. Yok, yetkili Tayyip bize pazar günü ceza verdi. Pazar günü diyorsunuz, olmasın diyorsunuz yani. Şimdi değil mi? Pazar şöyle bir şey, hiçbir şey bak, telefon, doktor cevabı, telefon yok. Evet, doğru. Maaş yarın mesela, maaş var. Biz keşke olsa ama o şey... Yani yaş 65 olsun, kalabalığı sokmak istemedi. Sokmak istemedi. Öyle serbest pazar günü yani istedik. Evet. Tamam. Hemen sizi tanıyalım. İsminiz ben Dursun Ali Karahan'ım. Dursun Ali Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Abi, genelde pazar Allah günü olmasın diyor. Allah'ım çok şükür olsun. Allah devletimize, vatanımıza zarar vermesin. Çok güzel. Evet. Ben çok memnun kaldım. Bir bu sene, 60 sene uyuşturtayım. Bu sene uyuşturttuğum hoşuma gitti. Karabalığa girmedim. Gıybet konuşmadım. Lan benim cazımıza uğraşmadım. Ne yaptınız? Bugünkü programınız nedir? Sabah ne yaptınız? Arkadaşlar hep buraya sohbet ettim. Sohbet ettim. Güzel, böyle güzel oturuyorsunuz. Güzel, sosyal mesafeyi koruyorsunuz. Güzel bir şekilde. Evet, inşallah atlatacağız. Bugünlerde geçecek. Bu güzel bir şey yani. Karabalığa sohbet ama böyle uzak. Evet, dur mesela biz ona tuttuk iş olayım. Mahallede mesela duruyor. Yani. Bugünlerde geçecek inşallah. Pek kolay gelsin. İnşallah geçecek. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi 65 yaş üstü emeklilerimiz günü değerlendiriyorlar. Güneşin tadını alıyorlar. Kimi oturmuş, kimi arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Bazıları da zaman zaman pazar günü yerine hafta içi olsa daha iyi olacaktı diye. Evet, duygu düşüncelerini aktarıyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi bugün onların günü diyelim ve gördüğünüz gibi şu anda meydanda günlerini geçiriyorlar. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Salim Pınarbaş. Salim Bey, bugün izniniz var, izin geçiriyorsunuz. Ya kısaca mesela bugün öncesi bir gününüz nasıl geçiyor, evde nasıl geçiyor ve bugünkü planınız nedir? Kısaca bir bilgi alabilir miyiz? Bugünkü planımız doğada temiz hava almak, oksijen almak, eş dost arkadaşlarla buluşmak. Diğer yanda evdeki kaldığımız dönemlerde bizim için bir avantaj oldu. Evet. Bazı Ar-Ge çalışmalarımız vardı. Onları çalışma fırsatımız oldu. Kitap okuma alışkanlığımız vardı. İşimizden sebep çok kitap okuyamıyorduk. Onları icra ettik. Efendime söyleyeyim, evdeki bazı noksanlıklarımız vardı. İhmal ediyorduk. Onları tamamladık. Ev işlerine yaradı. Bu bizim için bir fırsat oldu. Peki pazar günü için sizin haricinde bazı böyle 65 yaş üstü insanlardan şikayetler geliyor mesela, pazar günü olmasa da hafta içi falan diye. Sizin düşünceniz ne olabilir? Yani vallahi insanlar için tabii ki her insanın düşüncesi değişik zaten olur. Zaten onun için soruyoruz. Değişik olur. O onun mesela pazartesi günü belki işi vardı. O onu o şekilde telafi etmiştir.
Ama benim için pazar günü daha müsait. Tabii. Daha müsait diyorsun. Peki teşekkür ederim. Hemen Kenan abi değil mi? Kenan. Kartal. Ha, Kenan Kartal. Siz de kolay gelsin. Siz de böyle bahçede serin bir yer almışsınız ama sohbet yapıyorsunuz. Evet, sizin gününüz nasıl geçiyor? Bugünkü planınız ne? Ne yaptınız, ne düşünüyorsunuz? Valla 1,5 aydır içerideyiz. Evet. Dışarı çıkmak güzel bir şey ama eski aradığımız şey yok. Evet. Arkadaşlarımız yok. İşte geliyoruz, kimse yok, oturup bazen çekilgiliyoruz. Bu şey için pazar günü yerler açık olmadıktan sonra pazar, pazartesi, salı hiçbir şey değişmez. Yani yer açık olsa belki birkaç esnafa uğrardım, belki görüşürüm. Evet. Yani siz hafta içi bir gün olsa daha da hiç iyi. Hiç fark etmez benim evim. Hafta içi açık olmadıktan sonra hafta içi pazar bir şey değil mi? Ha, yani şu anda açık da yani eskiden biliyorsunuz başladığı zaman bir hayli sıkıntı vardı. Şimdi yavaş yavaş açıldı. İnşallah düzelecek. İnşallah güzel günlere geleceğiz. Sağlık önemli biliyorsunuz. Bizim istediğimiz işimizin devam etmesi. İşimizi kapattık. Burada evde oturuyoruz akşama kadar. Bizim derdimiz o işimizin yürümesi. E tabii. Değil mi? Fabrikamızın açılması. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İnşallah en kısa zamanda güzel günler, daha güzel, mutlu günler göreceğiz. İnşallah üretici olacağız. Şu anda tüketici durumundayız. İnşallah daha iyi günlerde daha üretici bir toplum haline geleceğiz. Evet.